harika görünüyorsun seni. Hayatı bayram yapmak için buradayız. Seviyorum sizleri. Şu dünyadaki en bilge kişi kendini bilendi. Evet sevgili Karşıyakalılar, sevgili hemşerilerim. Bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanının yardımcısı Yıldırım Kaya var. Hoş geldiniz sayın genel başkan yardımcım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin genel başkan yardımcısı var. Hoş geldiniz. İlçe başkanımız Sayın Uğur Yıldırım, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok sevgili sivil toplum örgütü temsilcileri, Karşıyaka müftümüz, onu hiçbir zaman ayırmasın yanımızdan. Çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu toprakları bize kazandırırken gerçek çağdaş din adamlarının duasıyla kazandırdı. İşte onlardan bir tanesi de bizimle beraber. Karşıyaka'ya yakışıyorsunuz sayın müftüm. Sevgili hemşerilerim, işte 30 Ağustoslar böyle kutlanır. Atatürk sevdası işte böyle gösterilir. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık böyle yaşanır. Çünkü burası İzmir'in dağlarında açan çiçeğin temsilcisi Karşıyaka. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle onur duyuyorum. Tarih hiçbir zaman hamasetle anılmaz. Tarih çarpıtılarak kendisine, kendilerine benzetilemez. Mesajlar verilerek anılmaz. 30 Ağustos'u anacaksanız lafı dolandırmadan anacaksınız. Küçük mesajlarla topluma kendinizi şirin göstermek için değil, adam gibi anacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını yürekten söyleyerek anacaksınız. Çürümüş bir imparatorluğu büyük bir cesaretle yepyeni bir genç cumhuriyeti kurmak için yola çıkmış atalarımızı anacaksanız yürekten anacaksınız. Severek anacaksınız. Saygı duyarak anacaksınız. İsimlerini değiştirerek değil, o isimlerini yaşatarak anacaksınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, demokrat, laik bir cumhuriyet. Her türlü gericiliğe, her türlü yobazlığa, geri kalmışlığa ve bu memleketin kanını emenlere karşı kurulmuş bir cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli işbirlikçileri emperyalist güçlerin uçaklığını yaparken genç bir komutan Mustafa Kemal Atatürk çıktı işte bu cumhuriyeti bize bahşetti. Bize kazandırdı. Ona minnettarız. Atalarımıza minnettarız. Bu vatan için hala canını veren tüm şehitlerimize minnettarız. Bugün bu çocuklarımızla cumhuriyetimizin en önemli günlerinden bir tanesi olan, kurtuluşumuzun en önemli günlerinden bir tanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Çünkü çocuklarımız 30 Ağustos yaşanmamış olsaydı bugün emperyalist güçlerin, o kan emicilerin kurbanı olmuş olacaktı. Onun için binlerce kez şükürler olsun cumhuriyetimiz var. Onun için binlerce kez şükürler olsun ki Mustafa Kemal Atatürk gibi devrim adamı var, liderimiz var. Asker olmaya da devam edeceğiz. Onun mücadelesini yaşatmaya da devam edeceğiz. Eğer bu ülkede özgürce ezan seslerini dinleyebiliyorsak, dini vecibelerimizi özgürce yerine getirebiliyorsak, bunu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Orta Doğu kan gölüne dönmüşken, Amerika emperyalizmi tarafından minareler bombalanırken, yine işbirlikçiler
sözde Müslümanlar, yandaşlar onlarla beraber el ele bulunup orada ezan seslerini bile oradaki Müslüman kardeşlerimize dinlettiremediler. Ama geldiler ülkemizde siyaset nutukları da atmayı da ihmal etmediler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz. Biz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete bağlıyız. Bir tek lider tanırız, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hepimizin annesi Zübeyde annedir, ebedi istirahatını Karşıyaka'da geçiriyor. Hepimizin babası Ali Rıza Efendi'dir. Onlarla onur duyuyoruz, onu da parkta ismini yaşatıyoruz. İşte Karşıyaka, Karşıyakalılık böyle bir duygu. Evet, 9 Eylül'le kutlayacağız hep beraber. İzmir özel bir kent. Çünkü İzmir bir ulusun kurtuluşunun zaferle sonuçlandığı dünyadaki tek kenttir. İzmir'in işgaliyle ulusal kurtuluş mücadelesi başlıyor. İzmir'in işgalinin son bulduğu gün ise ulusal kurtuluş mücadelesi zaferle sonuçlanıyor. İşte onun için İzmirlilikte gurur duyuyoruz. İşte onun için Türkiye'nin tüm dağlarında çiçekler açacağız diyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.